Özeyen Senar gerçekten bir dönüm noktası, bir ekoldür. Onun ekolüyle hepimiz bir yere geldik. Yiğit mizacı vardır, kabadayı hali vardır Özeyen Hanım'ın. Benzemez kim sana. O kendine has bir deha. Hiç düşünmeden musikinin peygamberi Özeyen. Bir devrin en mühim seslerinden, en güçlü seslerinden birisi. Bayılırdım Özeyen Senar'ın sesine. Hiçbir zaman kendini bir star olarak görmedim. Dalgalandım da yoruldum, koştum ardından yoruldum. O kadar kadınsıdır ki, ona aşık olanların listesini çıkarsak herhalde sayfalar yetmez. Çok şeker bir anneydi bir kere. Kendisi çok neşeli bir anneydi. O neslin sahnedeki en sempatik, en şahsiyet arz eden siması olduğuna inanıyorum Özeyen Hanım'ın. Gamze'deyim, devam olmam. Garibim, hiç yuva bulmam. Bir Arap aleminin Ümmü Gülsüm'ü varsa bizim de Özeyen Senar'ımız var. Onun tatlılığı, sesi hiç kimse de yok. Gelmez de bir daha Özeyen Senar. Onu Ağustos 1998. Rumeli Hisarı'nda tarihi bir gece yaşanıyor. Sahnede Özeyen Senar ve onun tabiriyle çocukları. Sezen Aksu gidiyor, Nilüfer geliyor. Nükhet Duru gidiyor, Levent Yüksel geliyor. Sahnede 65 yıl geçirmiş Özeyen Senar'ın sesi dalga dalga yayılıyor İstanbul'a. Benzemez kim sana. Taş plaklardan gramofonlara, pikaplardan lambalı radyolara, her yerden yükseliyor Özeyen Senar'ın sesi. Tarih onun sesinde yeniden canlanıyor. Bakışından süzülme, işine kurban. 1918 yılında Bursa'da doğar Özeyen Senar. Maddi sıkıntı çeken ailesi, abla ve abiyini İstanbul'a teyzesinin himayesine göndermiştir. Özeyen evin tek çocuğu gibi büyür. Bursa'da Böceklik'te doğmuşum. Annem böcek tutarmış, yaprak çıkartırken böyle doğmuşum. Adım Münevvermiş. Sonra eniştemiz demiş ki olmaz bu böyle yerlerde de süslü olsun, Özeyen olsun demiş. Sesinin güzelliği daha küçük yaşlarda etrafındaki herkesin dikkatini çekmiştir. Ancak beklenmedik bir şey olur ve bir sabah kalktığında konuşma güçlüğü çektiğini fark eder. Seneler sürecek bu durum onun derdini şarkı söyleyerek anlatmasına ve musikiye daha fazla yaklaşmasına neden olur. Çünkü şarkı söylerken kekelemiyordur. Nazara inanır mısın Nazara? İnanır mısınız? Ben 6 yaşındaydım. Düğüne gitmişim, oynamışım, şarkı söylemişim. Sabahleyin konuşmadım.
10 sene konuşmadım. Sürekli böyle. Anne var. Baba var. Ama anne baba yok. Tam 10 sene, 15 yaşında açıldım. Hiçbir kekeme şarkı söyleyebileceği zaman asla takılmaz. Hatta okulda çok kere işte müsamereye falan çıkarıyorlar. Hatta arkadaşlarına zaman zaman şarkı söylüyor. Derslerinde başarılı değil, olmamış. Çünkü bir türlü kekemeliğini çözememiş. Kimseye ben şikayet ağlarım ben halime. Küçük Müzeyyen'in anne ve babasının arasında sorunlar vardır. Annesi evi terk edip İstanbul'a kaçar. Bir süre babasıyla yaşar, sonra bir gün kimseye haber vermeden otobüse atlayıp İstanbul'a annesinin yanına gider. Henüz 11 yaşındadır. Halime. Ne yapayım? Annemin yanına gideyim dedim. Babamdan 5 lira çaldım. Kaçtım. Yollarda süründüm, medreselerde yattım. Titrerim ötrim gibi. Müzeyyen 13 yaşına gelmiştir. İstanbul'da annesiyle birlikte teyzesinin evinde yaşadığı o günlerde önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne, ardından da Şark Musiki Cemiyeti'ne devam eder. Şark Musiki Cemiyeti'ndeki hocası Hayriye Hanım, bir müddet sonra derslere devam etmek üzere Müzeyyen'i evine çağırır. Dönemin bütün ünlü bestekarlarıyla o evde tanışır Müzeyyen. Hayriye ve Kemal Niyazi Bey demişler ki biz sana özel ders verelim. Ve evlerinde Hayriye Hanım yer ayırmış. Ve orada yatmaya kalkmaya başlamış. 31'den 32'ye kadar evde kimler geldi? Herki bütün bestekarlar o geliyor, bu geliyor, o geliyor. Ben de bilmiyorum tabii. Biz bir söyle ben hep kapıyorum. Çıngır çıngır diye bir ses. Allah bu ses değil o ses. Bir ihtimal daha var. Ona ölmek mi dersin? Bir gün Osman Nihat Akın gelir, der ki yeni bir bestem var. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı, menekşeler giyerek durgun sulara bakmalı. Müzeyyen Hanım'ın çok önemli bir özelliği var. Bir şarkıyı bir defa duyması onun için yeterli. Bazı sanatçılar ona papağan gibi dedikleri zaman çok kızardı. Hayır derdi, papağan duyduğunu tekrar eder. Ben ise içimde özümsedikten sonra okuyorum. Demiş ki ben okuyabilir miyim diyor. Osman Nihat Bey diyor ki başladı baştan sona kadar okudu ve ben şaşkınlıklar içinde kaldım. Akşam güneşi kalkmalı, saçlara güller takmalı. Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar çok kere ilk bestelerini onunla geçmeyi isterlermiş. Özellikle Saadettin Kaynak. 32'de gitmiştim ben Selahattin Pınar'ın evine. Hı hı. Fatih'te oturuyordu o zaman. Babası ölmüş. Sana bak ne geçeceğim dedi. Babama yaptığım şarkıya geçeceğim dedi. Gecenin matemini aşkına örtüştürüm. Gittin artık seni ben nerede bulup yalvarayım. Onu babasına yapmış bana geçti. Gecenin matemini aşkıma. Selahattin Pınar evvela notayı uzatmış ona. O içeride gidip ona çalışmış ama tümüyle farklı okumuş. Çünkü de Selahattin Pınar'ın o iç acısını içimde yaşadım. Selahattin Pınar demiş ki bunu bir daha okur musun? Mümkün değil şu anda demiş. Çünkü artık o duygu yükünü tekrar aktarabilmesi mümkün değil. Hüzün Mahkemeleri severim. Ben hüzünle okuduğum için, çünkü ağlar için ben okudum. Niye başkası okusam ağlamıyor da ben de ağlıyor.
Ben duyuyorum çünkü. Ve 1932 yılında ilk kez radyodan duyulur sesi. Radyo emisyonlarına devam ederken 1933 yılında ilk gazino teklifi gelir müzeyyene. Henüz 15 yaşındadır. 18 yaşından evvel sahneye çıkması mümkün değil. Onun için Bursa'ya gidilip mahkemeden yaşı büyütülür, 18 yaşına, 5 yıl hatta büyütülür. Yaşı öyle olduğu için abisinden de büyüktür, ablasından da büyüktür. Bakın, burada kayıt var. Seninle doğan güldür bu gönül. Müzeyyen Senar'ın sahneye ilk kez çıktığı o günlerde İstanbul'daki müzikli eğlence yerlerinde adından söz ettiren iki kadın solist daha vardır. Bunlardan biri Safiye Ayla, diğeri Hamiyet Yücesestir. Safiye Ayla daha doldurduğu ilk plakla şöhreti yakalamış, ardından sahnelere transfer olmuş ve ilk kez 1931 yılında Moulin Rouge adlı gazinoda dinleyici karşısına çıkmıştır. Doğdu sevgi tasında gönül. Davut Türkan'ın anıt bir ismi, işte Münir Nurettin falan gibi. Türk müziğinde çıtayı yükselten bir isim. Bugün Safiye Ayla'yı geçmeye çalışan pek çok solist hala çabalamakta. Safiye Hanım çok yakın arkadaşıydı. Müzeyyen Hanım çok sevdiği, yakın bir arkadaşıydı. İlk dersi Safiye Hanım ona vermiş. Kızım demiş, eserlerin hakkını vererek okuyorsun. Başkalarının seni taklit etmene hiç gerek yok. O günden sonra hızla Müzeyyen Hanım değişmiş. Müzeyyen Senar ismi yayılmaya başlamış. Safiye Ayla'dan yaklaşık bir yıl sonra İstanbul sahneleri bu kez Hamiyet Yücesest'le tanışır. Henüz 11 yaşındayken sahneye çıkmaya başlayıp sesinin güzelliğiyle dinleyenleri hayrete düşüren Hamiyet Yücesest, Anadolu'da şöhret kazanmış ve İstanbul'da sahneye ilk kez 1932 yılında Londra Birahanesi'nde çıkmıştır. O klasik ekolün dışına çıkıp bizim işte meşk usulünün solistlerini andıran müthiş güçlü bir sestir. Hamiyet Yücesest bir gazelhandır da. Okuduğu zaman herkesi ağlatır. Dönmüş o türbe bir hacle ya. Gül yağını Safiye Hanım ve Hamiyet Hanım'ın bir rakibi daha vardır artık. O da Müzeyyen Hanım'dır. Ancak onlar birbirlerini rakip görmezler hiç. Nitekim aralarındaki dostluk da uzun yıllar boyunca devam edecektir. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yücesest, Perihan Altındağ sözleri Zehra bilir. 5 büyük isim Türkiye'de müzik yaşamında kaç kuşağa güzellik dinletmiş olan 5 büyük isim. Bana hayatımın en büyük ve sanatsal anlamda en kutsal programını yapma şansı verdiler. 1, 2, 3, 4, 5 oturdu. Ne güzel deyimdir Türkçemizde. Beşi bir yerde. Yandım tutuştum canı ciğer. İlk evliliğini turne için gittiği Eskişehir'de tanıştığı Ali Senar'la 1935 yılında yapar Müzeyyen ve Senar soyadını böylece alır. Vazgeçmem o. Ali Senar
kıskanç bir kocadır. Eşinin kıskançlığı Müzeyyen Hanım'ı sahnelerden biraz uzaklaştırmış. Radyo programlarıyla yetinmeye başlamış. Mani oluyor. 1936 yılında, yani henüz 17 yaşındayken ilk çocuğu Ergun dünyaya gelir. Müzeyyen Senar için 1936 yılını unutulmaz kılacak bir başka şey ise o yılın Aralık ayında yaşanacaktır. Atatürk'ün davetiyle Dolmabahçe Sarayı'na gider ve huzurunda şarkı söyler. Necati Tokyay, kalk demiş Müzeyyen Atatürk'ün huzuruna çıkacağız. O sırada bulabildiği bir elbise giymiş, kocası da beraber kalkıp gitmişler. Sert bir yüzü vardı, mavi gözleri vardı, kıvrık kaşları vardı. Ama ben 18 yaşındaydım, 36'da titriyordum. Beni yolladı, banyoya gönderdi, saçımı kesti. Demek ki o devrin modern bir kızı istedi beni. Bir de siyah kaplı defterim vardı, radyodan. Onu aldı. Sen bütün bu şarkıları biliyor musun diye sormuş abi. Evet efendim demiş. O zaman demiş, bakalım ne okuman lazım. Tatyos Efendi'nin Hicazkâr şarkısı, Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım. Mani O defterin bir tek sayfası bugün elimizde kalmış. O da tesadüf, belgelerin arasından çıktı. Müzeyyen Hanım dedi ki benim yazım. Peki bu ne dedim? Bu dedi Atatürk'ün seçtiği eserlere koyduğu çarpı işareti. Senar'ın Atatürk'le ikinci karşılaşması Bursa'da olur. İlk dansa davetini Bursa'da Atatürk'ten alır. Belediye Sarayı. Oranın açılışı vardı. Oradayım, beni dansa kaldırdı. Ben bilmiyorum ders. Kalktık oturduk. Tam ne söylemedim? Annem diyor ki ayaklarım birbirine dolandı. Bir de ayağına da bastım diyor. Çok korktum diyor, hani ayağına bastım diye bir tepki gösterecek. Katiyen öyle bir tepki göstermedi. Sadece dans etmeyi bilmediğimi anladı. Gayet kibar beni yerime götürdü, oturttu derdi. O gün ki gördüm seni, yaktın asla bilmiyorum. 37'de Bursa'ya çağırdı, 3 gün kaldık. En son Ege Vapuru'ndaydık. Üçüncü günü, sabah 9'a kadar söyledik ama Caner Akıbı'nı çok severdi. Hep onu okudurdu. Ruhu şad olsun, hep beraber okuyalım. Caner Akıbı Handan Senar'ın ünü giderek artmakta, plaklarıyla da sesi ülkenin her yerine ulaşmaktadır. Ancak evliliğinde mutluluğu bulamamıştır. Biraz da bu nedenle İstanbul Radyosu Müdürü Mesut Cemil Bey'in teklifini kabul edip, o günlerde yeni açılacak olan Ankara Radyosu'na geçer ve Ankara'ya taşınır. 1938'den 41'e kadar Müzeyyen Hanım çok önemli eğitim görür. Onun en önemli özelliği şu elimdeki kitabıdır. Bu kitapta Ankara Radyosu'nda çalıştığı bütün 500 veya 600 civarında eser burada yazılı. Kendisi meraklı,
daktiloyla yazdırıp bunu kitap haline getirmiş. ...1939 yılında eşinden boşanır. Bir süre sadece radyo mesaisine devam eder. İstanbul'daki gazinolar Müzeyyen Senar'ın dönüşünü dört gözle beklemektedir. Nitekim 1941 yılında Taksim Meydanı'ndaki Kristal Gazinosu'nda sahneye çıkmak üzere Ankara Radyosu'ndaki görevinden ayrılıp İstanbul'a geri döner Müzeyyen Senar. Dönemin en gösterişli, en ihtişamlı gazinosudur Kristal. Program büyük sükse yapar. Uyumuşum akkerdandan öperken atmış garip annem beni dağlar ardına. Aynı yılların çok önemli bir özelliği. Pazar günleri saat 1'de başlayan gazino programı akşam 1'e kadar 12 saat devam edermiş. Ve 4 ayrı yerde sahneye çıkarmış Müzeyyen Hanım. Sadece o değil. O geliyor çift havuzlara, orada bir saatini veriyor, oradan Çakıl'a gidiyor, oradan karşıya geçiyor, oradan Büyükdere'ye gidiyor. Arabaya sen bin, faytona ben, anasını sen al, oğlunu ben, ah oğlunu ben. Müzeyyen Senar'ın Maksim Gazinosu macerası 1942 yılında başlar. O Maksim, daha sonradan bileceğimiz Maksim değil aslında. O daha sonra ve bugün de hatırladığımız Maksim 60'larda ortaya çıkacak. ...1943 yılının ilk aylarında bu kez İstanbul'un bir başka ünlü gazinosu olan Yenikapı sahilindeki Çakır Gazinosu'nda programa başlar Müzeyyen Senar. Aynı yıl Ankara'da yaşadığı dönemde tanıştığı Ercüment Işıl'la ikinci evliliğini yapar ve yine aynı yıl o güne dek yanından hiç ayırmadığı annesini kaybeder. 1944 yılında oğlu Ömer, 1947 yılındaysa kızı Feraye dünyaya gelir. Feraye. Feraye Muğla Zeybi'dir. 45 senesinde Tokatlayan vardı Beyoğlu'nda. Evet. Bilmezler. Orada konserim var çarşamba günü. Bir gün dediler ki bir bey sana Muğla Zeybi geçeceğiz. 45'te. Bu türküyü bana geçti. Bu Zeybi geç. Ferahi'dir kızındı. Ferahi'dir kızındı. Ferahi. Ferahi. Ve ye oldu Feraye. Sonra ben dedim ki bir kız doğurursam Feraye kocam adı dedim. 47 Feraye'yi doğurdum. Adını Feraye koydum. Herkes annemin bestesi zannediyor, annemin yazdığını düşünüyor ama yanlış. Ama tabii bana o kadar doğal geliyor ki öyle onunla büyümüşüm, onunla gidiyorum. Bu özellik de hoşuma gidiyor. Bir de şimdi eskiden bu kadar çok Feraye yoktu. Sayemde de bir sürü Feraye'ler olmaya başladı. ...1947 yılında Müzeyyen Senar doğum yaptıktan bir süre sonra Turkuaz Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başlamıştır. O günlerde Tepebaşı'ndaki Casablanca Gazinosu'ysa yeni bir solisti İstanbul seyircisine tanıtmaktadır. Müzeyyen Senar'ın yıllar önce Ankara Radyosu'nda henüz küçücük bir kızken tanıdığı Perihan Altındağ Sözer'i Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer olmuştur. Dardın ayrılmayan
bakalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Dolaştı üzgün üzgün. Çok usta Perihan Altındağ sözleri. Yani baktığınız zaman Dede Efendi ile Avni Alın'da aynı üslupta birleştiren bir ses. Yumuşak yumuşak, ustaca, böyle çığlıklar atmadan insanın kalbine giren bir sesti Perihan Altındağ sözleri. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. O güzel başını göğsüme yasla. Müzik hayatı ne kadar başarılarla dolu olsa da özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamaz Müzeyyen Senar. İkinci evliliği de yolunda gitmemektedir. Evinin ve çocuklarının bütün yükü onun omuzlarındadır. Konserler, turneler, gazino programları birbirini izler. 1948 yılında bir konser için gittiği Bursa'da kaldığı otelin lobisinde onu bekleyen genç bir delikanlıyla tanışır. Delikanlı ona hayrandır ve bütün şarkılarını ezbere bilmektedir. O gece sesinden ve tavrından çok etkilendiği bu delikanlının elinden tutmaya karar verir. Bu genç delikanlının adı Zeki Müren'dir. Ona bir çare gönül. ...1950 yılında Müzeyyen Senar'ın ikinci evliliği de hüsranla sonuçlanır ve Ercüment Işıl'la boşanırlar. 32 yaşındadır ve 3 çocuklu dul bir kadındır. Ama mücadelesini sürdürmeye devam eder. Unutturamaz sen hiç bir şey. Müzeyyen Senar dönemin yıldızıdır. Bütün hayatı gazete ve dergilere haber olmakta, hayranları onu merak etmektedir. Nitekim 1953 yılında Suudi Arabistan Büyükelçisi Tevfik Hamza Bey ile üçüncü evliliğini yapması da manşetlere taşınır. O günlerin tabiriyle o artık bir sefiredir. Çok çok beyefendi, müthiş bir duayen sefirdi. Dört dörtlük bir beyefendiydi. Çok adil bir babalıktı diyeyim. Üvey baba demeyeyim, dilim varmaz. Ve hakikaten annemi el üstünde tutardı. Gerçekten yani. Pamuklara sarardı. Eklik dağlar taşar. ...1955 yılında Tevfik Hamza Bey emekli olana dek Müzeyyen Senar tam bir sefiri hayatı yaşar. Resepsiyonlara, davetlere katılır, eşinin yanında bulunur ve ister istemez müzikten ve sahneden biraz uzaklaşır. Müzeyyen Senar'ın
öğrenimi süresince destek olduğu, elinden tuttuğu Zeki Müren, radyo emisyonlarıyla şöhreti yakalamış bir Türk müziği solistidir artık. Zeki Müren, 1955 yılında ilk kez Küçük Çiftlik Parkı gazinosunda sahneye çıkar. Bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin. Yıllar geçtikçe Müzeyyen Senar büyür ve bir üslup koyar ortaya. Her söylediği şarkı artık Müzeyyen şarkısıdır. İşte ondan sonra gelenler de hep onu örnek alırlar. Yani Zeki Müren için Müzeyyen Senar bir okuldur, bir ekoldür. Kader beklemiş, ne söylesem, ne söylesem, ne söylesem. 1955 yılında İstanbul'a dönüşü ve sefirelik hayatının bitişi, Müzeyyen Senar'ın hayatında bir başka dönüm noktası olacaktır. Aynı yıl eşi Tevfik Hamza Bey'den boşanır ve tekrar sahnelere geri döner. Aşkınla sarhoş. Ben hayvan seviyorumdur, beni farelere götür gezdirirdi. Evet. Nerede abi? Eşekler tutul gelir böyle, yavrular, köpekler gelir. Böyle. Adam namaz abdest, koyunlu köpek yatırdı. Tek ben hayvan seviyorum diye. Ya öyle bir tuhaf bir adamdı. Herkesin dostuydu. Çok severdi. Bütün insanları çok severdi. Böyle olmadı. İnsanın kaderi, bahtı güzel olsun, tahtı değil. Mecburi bir ayrılık. Yani annemin Beyrut'a gitmesi bizi bırakmasından ziyade Suudi Arabistan devleti, kralı da istememiş. Onlar bir sanatçıyla evli olmasını istemediğinden dolayı. Ama işte yarım kalan aşklar hep en büyük aşklardır. Kapıldım gitti. 1956 yılında Bebek Gazinosu'nda Zeki Müren'le birlikte program yaparlar. Gazino dünyasında yıldızı yeni parlamaya başlamış Zeki Müren ve artık bir usta kabul edilen Müzeyyen Senar'ın birlikte sahneye çıkması büyük olay olur. Yolculuklar yarına kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. 60'lı yılların başlangıcı gazino dünyası içinde bir dönüm noktası olacaktır. Henüz 13 yaşındayken gazinolarda komilik yapmaya başlayan ve sonra şefliğe kadar yükselen Fahrettin Aslan, 1960 yılında İstanbul gece hayatına Maxim gazinosunu kazandırır. İşte Sabit Etur gibi, Mualla Mukadder gibi isimlerin, Perihan Altındağ Sözleri gibi isimlerin yavaş yavaş gazino sahnesinden çekilmeye başladığını ve daha şov ağırlıklı, daha görselliği olan şarkıcıların, Gönül Yazar gibi, Behi Aksoy gibi yeni isimlerin Maxim geleneğiyle birlikte müzik dünyasına girdiğini görüyoruz. Nitekim Müzeyyen Senar da 60'lardan itibaren artık eskisi kadar gazinolarda çok sık boy göstermiyor. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş İçindeydiniz. 70'lerin ortalarına doğru sahne programlarını giderek azaltır Müzeyyen Senar. Hatta 1972 yılına önce Bebek Maxim, daha sonra da Taksim Maxim'de yaptığı programları veda konserleri olarak duyurulur. Aynı günlerde yine veda başlığıyla doldurduğu bir dizi 33'lük plak da yayımlanır. Ancak o sahnelerden çekilmek istese de zaman zaman sahneye çıkmaya devam eder. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım.
bırakacağım dediği zaman bu sefer gazino patronları onu bırakmıyor. İsrar ettiği zaman da bir müddet ayrıldıktan sonra da insanın içinde bir takım kıpırtılar başlıyor. Ayrılamadı, sahne de onu bırakmadı, o da sahneden ayrılamadı. O sahne tozu denilen büyülü şey hiçbir zaman içinden çıkmadı zaten. 88 yaşında da hala konserler veriyordu. Hicran hastasıyım. Müzeyyen Senar'ın sesi sinema salonlarında ilk kez 1941 yılında çevrilen Kahveci Güzeli adlı filmde duyulmuştu. Nezihe Becerikli'nin oynadığı bir karakterin şarkılarına Müzeyyen Senar seslendiriyor. Yani bir nevi dublaj şarkıcılığı yapıyor. Hemen peşi sıra ise bu sefer kendisinin başrolde olduğu bir filmde rol alıyor. Kerem ile Aslı filminde rol alıyor. 70'lerde Müzeyyen Senar 3 filmde rol alıyor. Analar Ölmez, Ana Yüreği ve Sevgili Hocam filmlerinde. Ondan sonra sinema kariyerini 2004 yılına kadar noktalıyor. Belki bana deli diyecekler ama anan yeniden doğacak yavrum. Yanıyor bu yeşil köşkün lambası yar. 1983 yılında Müzeyyen Senar son gazino çalışmasını Bebek Gazinosu'nda yapar. Ondan sonra düzenli olarak böyle 10 günlük 20 günlük paketler halinde bir program, gazino programı yapmıyor. Bunun yerine tek gecelik konserlerde, özel konserlerde, turnelerde sahneye çıkmayı tercih ediyor. Yurt dışına çok fazla konser için gidip geliyor. Fakat Müzeyyen Senar'ın plak kariyeri hemen hemen hiç bitmiyor. Ta taş plak döneminden bu yana sürekli olarak hem yeni plaklar doldurmaya devam ediyor hem de doldurduğu plaklar çeşitli formatlarda, çeşitli firmalar tarafından yeniden defalarca basılıyor. Müzeyyen Senar 1998 yılında tekrar kayıt stüdyosuna girdiğinde müzik hayatının en özel albümü için okur şarkılarını. Albüm Bir Ömre Bedel adıyla yayımlanır. Bu albümde Senar'a şarkılarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Nükhet Duru, Şebnem Ferah, Fatih Erkoç, Levent Yüksel, Kubat ve kızı Feraye eşlik etmektedir. Böylesi bir düet albüm Türkiye'de ilk kez Müzeyyen Senar için yapılır. Bir zamanlar Frank Sinatra işte Amerika'da popçularla beraber böyle bir albüm yapmıştı. Annem niye yapmasın diye bir fikir doğdu kafamda. Kendisine söylediğimde kesinlikle istemedi. Sonra bunu sevgili Sezen Aksu'ya açtım. Onun çok hoşuna gitti bu. Sezen de anneme iki laf söyleyince annem Sezen'e daha çok inandı ve kabul etti. Albüm yönetmenliğini ben yaptım. Şimdi Müzeyyen abla büyük böyle orkestrasyon şeyi pek sevmez. Ve canlı okur. Yani işte 5-6 kişiyle böyle stüdyoya girdik. Müzeyyen abla canlı anında okudu hepsini, bütün şarkıları. Sonra diğer sanatçılar tek tek geldiler ayrı günlerde. O kendine yani kendilerine ait olan bölümleri okudular. Ama çok zevkli bir iş çıktı bence. Çok da güzel oldu. Dalgalandım da durdum. Koştum ardından. O albüm sayesinde çok genç insanlar Türk sanat müziğini sevdi. Benzemez kimse sana. Hayran olayım. Bakışında
Bir Ömre Bedel albümünün konseri 1998 yılının 16 Ağustos gecesi Rumeli Hisarı sahnesinde yapılır. Haziran 2004 gecesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Müzeyyen Senar'ın 70. yılını kutlamak üzere gelen seyircilerle doludur. Sezen Aksu'nun düzenlediği ve pek çok konuk sanatçının sahneye çıktığı gecede Senar'dan sık sık Müzeyyen Çınar diye bahsedilir. Beni çoktan unuttular. Hala unutulmuş vaziyetteyim. Allah razı olsun, geçen gün Sezen Aksu bana bir 70 senemi yaptı. Onu gördün mü sen bilmiyorum. Şahane oldu. Buna çok teşekkürim var. Çok sağ olsun. Sofralar haram demişler. Bu aşkın şarkı. Senar 2004 yılında Beyaz Perde'de bir kez daha şarkı söylerken görünür. Fatih Akın'ın çektiği belgesel film İstanbul Hatırası'nda Müzeyyen Senar da yer almaktadır. Bu onun göründüğü son film olacaktır. Günah benim kimine? Müzeyyen Senar'ın biyografi kitabı Cumhuriyet'in divası Müzeyyen Senar 2005 yılında yayımlanır. Radi Dikici'nin kaleme aldığı bu kitap, Senar'ın hayatının bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarırken, Cumhuriyet sonrası Türk müziğinin ve gazino dünyasının gelişimini anlatan belgesel nitelikli bir çalışma olur. ...2006 yılının Temmuz ayında Müzeyyen Senar artık bir gelenek haline getirdiği doğum günü kutlamalarından birini daha yapar. 88 yaşına girdiği o gün Bodrum'da yapılan doğum günü partisi renkli görüntülere sahne olur. Hey yavrum hey, iyice de başında harman geç olur bir tanem var. Sesime girdim. İki tane kaldı merdivenim, iki tane kaldı ama ben 48'im şu an. 48. Yüzümde buruşuk yok, makyaj yok, hiç pudra yok, pat yok, hiçbir şey. Hatta sürmedim. Ot yerim, et yemem, akşam yemem. Böyle kendimi senelerden beri, 31 senesinden beri bu hale gelmiş. Bugün senin doğum günün. Bravo! O muhteşem bir geceydi. Ama düşünebilir miydik ki 5 Eylül 2006 günden 20 gün sonra Müzeyyen Hanım rahatsızlanacak. Hastayım. 26 Eylül 2006 günü Senar İzmir'deki evinde aniden fenalaşır, hastaneye kaldırılır. Doktorların açıklamasına göre beyin enfarktüsü geçirmiş ve vücudunun sol tarafı felç olmuştur. Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015 günü İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Daha çocuk yaşlarındayken hayata tutunmuştur Müzeyyen Senar. Hep güçlü durmuş, güçlü kalmış, kimseye muhtaç olmadan ayakta durmayı başarmıştır. Artık şarkı söylemese de taş plaklardan, 33'lüklerden, 45'liklerden, kasetlerden ve CD'lerden kulaklarımıza ulaşan sesi ve şarkıları
alkışlarla geçmiş bir ömrün şahidi olur, hep çalınır, hep dinlenir. Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutup sandım içimde uyanan eski bir arzu. Dedi ki yıllardır aradın bu. Şimdi soruyorum bükük boynumu. Daha önceleri nerelerdeydiniz? Daha önceleri nerede?